Vahdet nedir? Vahdetin teşekkülü nelere bağlıdır? Vahdetin oluşmasında ulema ve insanların vazifeleri nelerdir? Şu vahdet bu ümmetin bir araya gelmesi. İnne hazihi ummetukum ummeten vahide. Bu ümmetin tek bayrağının, tek sancağının, tek devletinin, tek başkanının olmasıdır. Kur'an-ı Hakim ümmet yapısını böyle tayin ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal edince Benu Saide çardağında ashab-ı kiram, ensar, muhacir bir araya geliyor. Ensar diyor ki bizden bir imam, muhacire sizden de bir tane imam olsun diyor. O zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu anh el-eyyimmetu min Kureyş'in, imamlar devlet başkanı Kureyş'ten olur hadisini okuyor. Bu hadis-i şeriften hareketle orada meseleyi çözüyorlar. Yani o hadis-i şerif o mecliste okununca el-eyyimmetu min Kureyş'in. Tabi Osmanlı halifeleri Kureyş değildi diyeceksiniz. Bu hadise aykırı değil midir? Eğer Kureyş'ten varsa Kureyş'ten olur. Fakat Kureyş'ten uygun biri yoksa o zaman başka milletlerden olur. Sonra Osmanlı sultanlarıyla alakalı yazılan eserler var biliyorsunuz. Edebali Hazretleri Seyit'tir. Osman Gazi, onun eşi Edebali Hazretleri'nin kızıdır. Dolayısıyla Hazreti İsa Meryem'in oğludur. Hazreti Meryem'in oğludur. İsa bunu Meryem. Yani Kur'an-ı Kerim onu Hazreti Meryem'e nispet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu da Hazreti Hasan'dan, Hüseyin'den yani Fatıma'dan, kızından geliyor sallallahu aleyhi ve sellemin. Osmanlı'ya da ana tarafından baktığınız zaman Osman Gazi'nin eşi Edebali'nin kızı Edebali de Seyit'ti. Osmanlı'da seyitlik damarı var. Yani bununla alakalı Devlet-i Aliye'nin ahir ömründe İngilizler el-eyyimmetu min Kureyş'in hadisinden hareketle Osmanlı'ya saldırıyorlar. Ey Araplar diyorlar, sizinle bir halifeniz olsun. Bir halife siz de ortaya çıkarın. O zaman Abdülhamid Han Hazretlerine sadakati olanlar, ümmetin ittihadından yana tavır alan alimlerin bu konuda yazmış olduğu risaleler var efendim. Onlara bakılabilir. Yani bu ümmetin vahdeti nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim'e dönecek. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine dönecek. Bütün Müslümanlar ona dönecek. Peki nasıl dönecekler? Alimleriniz yoksa, sizin Beyazıt gibi, Süleymaniye gibi Elmalılıları çıkaran, Zahidül Kevserileri, Mustafa Sabri Efendileri yetiştiren, Fatih medreseleri gibi ilim müesseseleriniz yoksa, o zaman bu alimler olmaz. Bu alimler olmayınca Kur'an-ı Hakim'e sünneti seniye gidemezsiniz. Evvela bu alimlerin ocaklarını yetiştirmeli. Kardeşim, büyük binalar yaparak olmaz. Büyük minareler, yüksek minareler yaparak olmaz. İşte benim cemaatim, işte benim cemiyetim, işte benim vakfım. Şu kadar öğrenciye bakıyorum. Benim minaremde 3 şerefe var. Benim kubbemin genişliği şu kadar diyerek Mustafa Sabri Efendiler, Zahidül Kevseriler yetişmez kardeşim. Alimlerin karargahını, o karargahı yeniden inşa etmeli. Sonra kapanmalı orada, kapanmalı, çekilmeli. Toprağın altında kışın duran o tohumlar gibi bahar gelince toprağın üzerine çıkmalı. Allah'ın inayetiyle o yollar açılacak. Evvela o alimler yetişmeli. Kur'an-ı Hakim'e, sünnet-i seniyeye giden yolu açacaklar. Sonra onların halkalarında oturan devlet adamları ve sonra ruhları terbiye eden müzekkiler, mürebbiler, alim rabbaniler, meşayih-i kiram, bütün bunlar aynı noktada, aynı zamanda olunca Allah'ın inayetiyle işte bu ümmet yeniden kaybetmiş olduğu ittihadı, vahdeti, birliği tesis edecektir Rabbim inayetiyle. Evvela siz olacaksınız. Ama bir cemaat adına, bir cemiyet adına, ifam adına, bir vakıf adına değil, ümmet adına var olmak zorundayız. Zaten ümmet adına var olursak, o zaman bu uğraşılar Allah rızası için olur kardeşlerim.